Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben dün 20 litre sütten peynir yaptım, çiğ sütten. Fakat peynir altı sularını da atmaya tabii ki kıyamıyorum her zamankisi gibi. İlk tenceremi şöyle koydum, kaynattım. Nasıl kaynattım? Ben buna ninem usulü diyorum. Koydum ocağa, onu unuttum. Unuttum derken kahve ocağına koydum. Şöyle bir göstereyim size. En küçük ocakta şu anda kapattım tabii. Kısık ateşte. Taşmadı, bir şey olmadı. Yani belirtmek istiyorum, çok çabuk da taşıyor. Süt gibi. Yani harla taşıya bırakırsanız. Kapattım kapağını, bıraktım. Kahvaltı ettim, başka mutfakta işlerimi yaptım vesaire. Şimdi bu hazır. Bunu çekmedim peşinen. Burada da diğer tencerem var. Fakat bana göre en püf noktası bir gün önceden bir gece bekleteceksiniz malzemenizi. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım. Bunu kaynatacağım. Bunu kapattım. Hazır. Bu kendiliğinden çökecek. Balkona bunu çıkaracağım. Ve soğutmaya bırakacağım. Soğumadan kesinlikle süzmüyorum. Onu şimdi kapatayım. Diğerini hopa yanlış koydum kapakları. Onu kapatıyorum ve onu balkona çıkarıyorum. Diğer tenceremi koydum. Şu anda kahve ocağında böyle sonuna kadar açtım. Fakat içinde suyu ısınana kadar ısındıktan sonra kısa bırakacağım. Bırakacağım, kapatacağım. Ve bir defa iki defa böyle hafiften karıştırdım. İlk kaynamaya başlayınca sonra kendiliğine de bırakıyorum. Devamını göreceğiz. O kadar basit. Dediğim gibi bana göre püf noktası bir gün önceden. Ama biz yapamıyoruz, kesilmedi diyenler kaynamaya başlayınca bir kase yoğurt koysun. Ben basa basa söylüyorum, koymuyorum arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Mutfakta ben diğer işlerimi yapıyorum. Evimde diğer işleri yapıyorum. Taşma olanağı yok. Yukarı kadar dolu olursa tabii ki taşıyacak. Aynen süt gibi taşıyor. Arkadaşlar, peynir altı suyu başladı böyle kaynamaya hafiften. Ben onu şimdi kısıyorum. Kendiliğinden kaynaya dursun. Tıngır mıngır. Neden nenem usulü diyorum? Nenem ocağın en sonuna, boruya yakın kordu. O, ateşin en zayıf olduğu yere. Orada acelesi yok onun derdi. Tıngır mıngır kaynıyordu. O yüzden ben de çok kısık ateşte kaynatıyorum. Tekrar söylüyorum. Yapamayanlar bir kase yoğurt koyabilir. Tam kaynamaya başlayınca. Fakat ben koymuyorum. Şöyle de göstereyim. Kısık. Şöyle bir defa şu anda ben onu karıştıracağım ve bırakacağım. Evet, böyle kar tanecikleri gibi ufaktan ufaktan. Zaman söyleyemiyorum. Neden söyleyemiyorum? Ölçüye bağlı. Benim suyum çok olduğundan dolayı biraz daha ağır olacak tabii. 3 kilo 4 kilo peynir altı suyundan daha çabuk olacak tabii ki. Arkadaşlar, benim lorum başladı ayrılmaya. Şöyle kar tanecikli gibi ama tabii kısık ateşte. Evet. Ben bunu daha fazla hiç karıştırmayacağım. Çok kısıkta bırakıyorum. Hiç camından bakacağım yalnız. Ama cam olmayan tabii kapağı kaldırıp da bakabilir. Arkadaşlar, benim lorum olmak üzere. Ah, olmuş. Şimdi ben onu 2 dakika daha kaynasın. Bıraksın kendiliğine, topluyor. Nasıl böyle kar tanecikleri gibi. Tıngır mıngır. Yani bunun püf noktası neymiş? Bir gece bekleteceksiniz peynir altı suyunu. Serin yerde, balkonda da olabilir, hiç fark etmez. Yazın da dolaba koymuyorum zaten, serin yere koyuyorum.
indirip onu ben balkona koyacağım. Buz gibi soğuduktan sonra süzeceğim. Arkadaşlar evet, su billur gibi tamamen hazır. Buz gibi soğutup süzeceğim. Lor soğudu arkadaşlar. Peynir altı suyu. Şöyle bir bakın. Şimdi süzeceğim onu. Şöyle. Evet, şimdi süzüyorum. Şöyle bir bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle daha net görünsün tencerenin içi. Ne kadar lor çıkıyor. Benim peynir altı suyum herhalde bir 7 kilo falandı. 7 litre. Şöyle bunu şu atıyorum. Leğen almadı suyuna. Arkadaşlar suyunu da dökmüyorum. Lavaboya da dökmeye kıyamıyorum. Küve bak, kediye köpeklere götürüyoruz. Bahçeye döküyorum. Şöyle süzüyorum. Lorumu süzdüm. Gayet güzel oldu. Peynir kıvamında şöyle bayağı bir süzgüde tuttum baskıda. Labne peynirden inanın ki daha lezzetli arkadaşlar. İsterseniz tatlarda kullanabilirsiniz. İster böreklerde, çöreklerde. Tadı böyle şeker koymuşum kıvamında. Normal kesik yaptıklarımız, sütten kestirdiğimiz bu kadar o tatta olmuyor. Bu daha değişik. Buna çok değer veriyorum ben. Bu bilgiler çok eski bilgiler arkadaşlar. Yabana atmayın. Peynir altı sularımızı atmayalım. Değerlendirelim. Özellikle bebeklere veriyorlar benim bildiğime göre bunları. Yorumlarınızı bekliyorum. Videolarıma abone olmanızı, takipte kalın arkadaşlar. Bildiğimi, gördüğümü paylaşmaya devam edeceğim. Herkese güzel günler olsun. Allah'a emanet olun.